Mediamarkt sunar. Evet, ilk roundda Fenerbahçe bölümüne geçiyoruz. Hı hı. Sevgili Uğur Karakullukçu, Türkiye Kupası'nda turu geçti Fenerbahçe. Onun dışında Adil Rami'nin acaba rakibe bağlı mı iyi gözüktü? Yoksa Adil Rami gerçekten biraz toparladı mı? Tartışması var, ne düşünüyorsun? Ya Adil Rami meselesinde bence önemli olan kiminle partner olacağı. Yani stoperleri tek başına değerlendirmek bana çok makul gelmiyor. Bu takımın da en iyi stoperi görünümdeki adam Serdar Aziz. Bana Serdar Aziz'in partneri olacakmış izlenim vermiyor özellikleri bakımından. Eğer Adil Rami çok iyi bir seviyede olsa ve yanına bir oyuncu baksak Serdar'ı yazmazdık. Şimdi Serdar iyi durumdayken de Rami biraz bana garip geliyor. İkisinin de yanına hani belki çok daha paletif bir çözüm gibi gözükse bile hani Jailson bile daha makul geliyor. Çünkü zaten Serdar da Rami de hava hakimiyeti yüksek oyuncular, hamle yapan oyuncular. Hani bu tarz bir oyuncuları biraz daha hızlı bir isim tamamlasa daha makul gibi olur. O bakımdan hani en sıkıntılı alternatif gibi gözükse bile ki bence değil o göründüğü kadar. Jailson'u ben daha önde görüyorum. Yani Rami'nin de tabii ki şimdi kupada oynaması değerli. Ya sahaya çıkabiliyor olması bile bir aşama da. Yine de zorluk derecesi yüksek sınavlarda görmek lazım. Onlarda bir başarı elde etmeden rotasyon içinde bir tartışmaya girmenin manası zaten yok. Böyle Fenerbahçe zor bir fikstüre giriyor. Başakşehir, Trabzon maçlarını oynayıp iyi oynayacak. Fenerbahçe'nin kazanması ya da istediği, hedeflediği puanı almasını sağlayacaksa o zaman deriz ki evet, bu Adil Rami zaten Fransa milli takımının oyuncusuydu. Yani o seviyeye dönmese de en azından bu ligde iş yapabilecek bir stoper olduğunu hala kanıtladı deriz. Benim için de kriter değil kupa maçı. Bu arada sözleşmesi bayağı makulmüş şeyini anlattı. Bizim Yağız'ın anlattığına göre, Yağız Sabuncuoğlu'nun. Çok iyi muhabir değil mi? Yeni yani, bence kesin, en iyi 3 muhabirinden kesinlikle bir tanesi. Ben Yağız'ı zaten çok eskiden beri tanırım. Yani. Çok eskiden Yağız böyle senden de genç, düşün. Yağız, biz Hayatın Futbol dergisini çıkarıyorduk. Yağız bize yazı yazıyordu. Ta bu dediğimde 2011-12 falan. 11'de başladık. Yağız 2013'te falan gelmiş olsa. 2013'te falan, yani 7 senedir falan tanıyorum Yağız'ı. Eskilerden tanırım. Çok çok yani hırslı, istekli bir çocuktur. Ama çok beğenerek izliyorum, takip ediyorum. O mesela şey dedi. Hani tamamen maç başı prime dayalı bir sözleşmesi var. Şu ana kadar sadece 400 bin euro kazanmış Fenerbahçe'den. Ama işte bunların da açıklanması lazım ki yani bu, mesela bunun normalde muhabir haberi, özel haberi olmaması lazım. Ya yani bunun zaten bu erişilebilir olması lazım. Ne kadar acaba ya? Yani iyi yaptığın sözleşmeyi en azından bir bilinmesi anlattın gerekir mi bence? Roko'nun sözleşmesi nasıl? Roko 1 milyon 200 bin euro. Garanti var ama. Aynen, ama şey bonservissiz gelmişti. Öyle bir şey. Bravo yani. Gerçekten. Ya benim de bonservisim yok ya. Ha, düşünürler mi? 43 yaşta biraz zor olacak ama. Ha, daha yavaş mıyımdır acaba düşünüyorum. McAllister kaça kadar oynamıştı ya? Gary McAllister. Gary McAllister'dan çok oynayan var Zanetti orta saha olarak, ama tabii sağ bekte Zanetti. McAllister 39-40 falan. McAllister 36 yaşındayken Liverpool'a transfer olmuştu Coventry City'den. Bedava. Bonservisi elinde McAllister'ı alırsın. Roko ne? Bonservisi elinde böyle pazardan bir Roko alırsın, Pere alırsın falan abi, filan ya. Ne alırsın? Roko ne diyorsun falan. Da Roko yani teklif geldi verilmedi yani. Çok enteresan. İnanamıyorum ben ona. İnanmak yani istemiyorum. Sen de söylesen. Roko'nun kendisi de söylese. Ben inanmayacağım. Roko'yu kim almak istiyor ya gerçekten. Neyse. Peki böyle şimdi Güney Amerika'dan abi. Adil Rami'nin oynadıktan sonra Türkiye Kupası'nda Simon Fallet'in bu finansal anlaşma işte ya da anlaşamama, finansal anlaşmazlık, federasyonla Fenerbahçe arasındaki finansal anlaşmazlık nedeniyle Simon Fallet transferini resmiyete dökemiyor Fenerbahçe ve onun Malatyaspor'a kiralanması mı gündemde? Ya bir formu çıkacak ona, lisansı çıkacak gibi görünüyor Fallet. Peki Fallet mi önde olacak, yoksa oynadığı için böyle Adil Rami mi önde olacak? Ne diyorsun? Jailson önde olacak. Ya bence, tamam bence ya, de oyuna ilk kim girer yani gerekirse diye soruyorum. Rami kalacak. Rami kalıyor. Kesin işte o Türkiye Kupası performansından sonra. Maç başına lazım, tabii. Yani maaş nedeniyle de. Evet. Güzelmiş ya. Parası da bitmiş olabilir. Çok gezdi falan. Çalışmak zorunda. İyi oynamış. Evet. Çok iyi sözleşme. Maç başına. Bizim yok, de öyle yok, program yani, başına. Bu bizim de program başına yani. Deneme yani. Bir şey değil. Hani bir şey çok acayip bir kaybın olmuyor bu şekilde. Ama işte dediğim gibi bunun zamanında daha şeffaf olsun. Zaten bu övgüyü o zaman alırdı, bu kadar da eleştirilmezdi. Hani takıma birinci stoper olarak gelmişti, tutmamış şimdi gibi düşündü insanlar. Evet. Bir de çok kötüydü o maçta. Ankara Gücü maçıydı, Kadıköy'deki değil mi?
Bir aynen, pozisyonda aynen. iki hata yaptı. Gole sebep olunca. Aynen aynen onu yedi ya. Evet. Katanca. Felaket. Peki. 45'te oyundan almıştı zaten. Onun dışında yine Ferdi Kadıoğlu. Bu takımda isterse uzun yıllar oynayabileceğini, isterse 11'e girdikten bir sezon sonra fiyatı alış fiyatının en az 3-4 katı olup başka takıma gidebileceğini sinyallerini vermeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin iyi değerli bir oyuncu ama yani Türkiye Kupası'nda dönemleri konuşup hakikaten zorlayabilir de bu takımı diyorsun sonra orta sahalar oynuyor abi. Tolga oynuyor abi sağ çıktı Fenerbahçe'de. Evet, 4-3'ün en ya. Sağında Tolga oynar mı bak, abi? Bir şey söyleyeceğim. Takımda yani, böyle iki kaleci hariç. Bak Harun'la bak. Liverpool deplasmanında oynasın abi bak, Tolga 4-3'ün şey sağında. Bak şimdi. Bu kadroda yemin ediyorum sana sol bekine itibaren ki sol bek yok. Dirar oynuyor zaten. Dirar zaten sağ ön oyuncusu. Bak şimdi mantıksızlığa bak. Dirar zaten Fenerbahçe sağ ön geldi. İzla oynar mı sağ ön? Oynar. Ozan Tufan mecburi hizmet. İşte Emre Bölezoğlu varken orta sahada, Gustavo da varken Kruze'de oynayınca mecburi hizmet. Sağ önde çok mu oynuyor? Hayır ama çok iyi oynuyor. Normal yerinde. Yani Vedat Muriç sağ açıktan asist yaptı ya sağ ayağıyla. Karşı karşıya aldı birebir. Süper isim. Tolga Ciğerci bu takımda sağ önde oynayacak son adam. Bak son ön olsa tamam. Niye? Niye? Bir kere bu adam Mönchengladbach'ta Tolga sağ Ciğerci son diyebilir miyim? 12-13 maç sağ ön oynadı. Hiçbir şey yapamadı. Bir tanesi de Fenerbahçe maçıydı. Sol önde en azından ne yapıyor? Sol ayağıyla gidemediği için içeri çekiyor. Pas veriyor. Topu kaptırmıyor. Ya sağda oynayınca sağ ayağıyla çizgide alıp dripling yapması gerekiyor. Serdar Ali Çelikler'in kulakları çınlasın. Onun bir yorumu var. Hakikaten böyle alıp gidemiyor. Alıp gidemeyen oyuncu nasıl sanıyor? Ozan Tufan en azından zorluyor. Böyle force ediyor dripl- topu. Ozan dripling yapabilen bir adam ama onun da esas meziyetini ya merkezde kullanman lazım. Ya en, kesinlikle öyle. En iyi merkez driplingçini kanada koyuyorsun. Evet. Ne bileyim sağ beke koy. Bana garip geliyor ya. Bana da çok garip geliyor. Şey de yani sezon başında ben açıkçası ben Gustavo için şu yorumu yapmıştım. Bence daha mühim olan orta sahnesi Ozan. Ozan'ın yanına olur mu emin değilim. Emre ile Kansu Berkay daha çok Berkay sana anlatıyor yaşıyor. Özel olarak sana bak. Çünkü Berkay'a anlatmıştım ya o yüzden. Öyle bir aidiyet hissettim Berkay'a. hani ikisi daha kağıt suyumlu ama biri 40 yaşında yani burada Ozan'a uygun bir adam olması lazım diye ama Ozan öyle bir performans sergiledi ki Gustavo'yu da birlikte de iş yapabileceğini çok net şekilde gösterdi. Yani o işin o tarafında o garantisini de görüyorsun. Böyle bir durum varken neyin ısrarı yani Emre'yi saklamak için forvet arkası oynuyor Ozan. Hani Emre'nin önünde pres yapsın da Emre gizlensin. Ozan mesela değişik bir fikir. Emre olmasa, Emre'yi, Ozan orada oynasa nasıl bir fikir? Emre'yi. Niye yani bu kadar hani ben hocam, radikal bir öneri yapıyormuşum gibi sürekli yok, anlatıyorum yani, abi. Yok, hayır gayet mantıklı söylüyorsun. Ama yani görünen yani tamam. Görünen köy kılavuz istemez gibi. Niye sürekli biz bunları konuşuyoruz? Anlayamıyorum yani. Şimdi böyle köye gitmeyelim böyle çözümde kalalım şehirde. Yani çözüm şu. Ersun Hoca'nın Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını arttırması için çözmesi gereken en önemli problem şu. Emre Belözoğlu bir böyle problem değildir. Emre Belözoğlu'nu yanında oturtup futbol aklı yardımcılarımdan saha içindeki teknik direktörümsün. Skora göre maçı tutacaksak son 20 dakika. Gerideysek daha maça asılacaksak son yarım saat. En azından ya 11'de çıkar abi. İç sahada uygun maç olur. 11 çıkar yani olur yani. İlk yarıda Fenerbahçe'nin böyle o diziliş nedeniyle Kruse solda başladı. Hı hı. Tolga sağda başladı. Etkili olamamış. Daha sonra Ozan sağa, Tolga sola geçti. Yine çok etkili olamadı ilk yarıda. Emre'nin savunma arkasına attığı uzun toplar gerçekten çok önemli bir silah. Çok önemli bir yetenek o açıdan. Hı hı. Peki öne geçtiğin zaman daha fazla öne çıkma eğilimle bir rakip karşısında bunu daha fazla yapma imkanı bulmaz mı Emre Belözoğlu? Emre Belözoğlu'nun ekonomik kullanımı giriş ders 1. Bunu Ersun Hoca benden çok daha iyi biliyor. Ersun Hoca da bunun farkında. Ama Ersun Hoca'nın en büyük sorunu. Ersun Hoca'nın çözebileceği bir şey değil. Ersun Hoca Başkan Ali Koç'la bir araya gelecek. Efendim böyle. Emre'yi ikna etme işi size kalıyor. Çünkü camianın şu anda tartışmasız lideri sizsiniz. Dediğim gibi iç sahada zaman zaman 11 oynatılır. Çok rahat oynatılır. Ama bu tip maçlarda Emre'yi sonradan oyunu almak Fenerbahçe'nin çok daha lehine olacaktır diye düşünüyorum. Ben de şu burada Emre bunu açık olduğunu dile getirmiş bir röportajında çıktı dedi. Yorulan orta sahalara karşı 65'ten 70'ten sonra Emre'nin de yaşına bağlı normal olarak fiziksel sıkıntıları o kadar büyük sıkıntı olarak dönmeyecektir Fenerbahçe. Çünkü rakip de yorulmuş olacak. O açıdan da bakmak gerekiyor. Bilimsel olarak.
Ya yeri gelir 11 çıkar, yeri gelir sonradan girer. Ama senin 34 maç 90 dakikalık oyuncu gibi bir planlama yapıp da adamı bir de ya sahada işlemiyor bence. Gaziantep maçında bağırıyor yani, orta saha çökmüş, orta sahayı düzeltmek için hamleler yapılıyor. İşte önüne, sağına, soluna bir şeyler geliyor. Niye o ki orta sahanın kendisi değişmiyor ki? Ya burada Emre'nin de yapabilecekleri belli. Yapamayacakları da belli adamın. Yani onu zorlamanın bir manası yine yok. Yine de öyle oyuncu. Ama zaten Emre bunun açık olduğunu dile getirdi. Bir röportajında açık açık hocam beni oturtabilir de ben buna saygı duyuyorum, hiçbir şekilde problem yok dedi. Şeydi hatta beraber basın toplantısından çıktıktan sonra. Serdar Ali öyle demedi işte yaşananlarla ilgili son bir ayda. Serdar Ali yaşananlar da yani pratikte öyle değil dedi Serdar Ali. Pratikte değil de tabii yani kolay olmadığını ben de biliyorum. Bir de kolay değil ama doğrusu da bu. Yani kolay değil diye de o zaman kolay olana herkes de yapar yani. Bir yandan da Ersun Hoca bu kadar arkasında taraftar desteği var. Bunca zaman destek oldular, getirdiler. Zor kararları da alsın diye getirdiler. Hep de kolay kararı alarak bu işler olmuyor yani. Evet. Olmuyor. Sonuçta bir şeyleri düzeltecekse gerekirse radikal kararı da almak gerekiyor. Ki bana göre saha içine bakınca hiç radikal bir karar değil. Saha içinde kabak gibi ortada olan bir karar var. Gerisini Ersun Hoca'nın sorumlu. Yoksa kolay olsa şimdi, o zaman beni getirin ben yapayım bu kadar kolay olsa. Yok yok sen yapma. Sen burada çok olmaz iyisin böyle ki. Devam. Ben gidince de başkası ya da çok daha yapmayacağım. Çapımızdan büyük işler bunlar biliyorum. Yok değil, çapından büyük falan değil. Sen şimdi gitme. Senin benimle sözleşmem var. Size kötü haberim. Ali Ece'si Zoru Karakuluş isteyenler zor biraz. Benle daha. En az 5 ay daha benle. Ne yaparsan yap. Beğenmiyorsan sen de Roko'yla program. Karus'la yapsana program. Yanında yakışıklı özgürsün. Neyse. Media Markt sundu.